Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Clash Royale 14. seviye ve şampiyonlar güncellemesi geliyor ve ben ilk defa uzun bir zaman sonra oyunu açıyorum ve güncelleme var. İyi haber, oyunun yeni bir sürümü var, hemen güncelle. Hem de mobil veriden, harikasın. Güncelle bakayım. Buraları belki görmüyorsunuz şu an, ekranın görüntüsünü kesmiş olabilirim. Çünkü şu an bazı özel bilgilerimi giriyorum Google Play'de. Neyse, güncelleme 52 MB'lık bir güncelleme gelmiş. Onu hemencik indiriyorum çünkü 4.5G zaten çok hızlı iniyor. Bu arada oynarken size hemen kısa bir açıklama yapayım. Bildiğiniz gibi 5 gündür video gelmiyor sana. Bilmiyorum bugün ayın kaçı. Şuradan şöyle ufaktan bakabilir miyim hiç bildirim göstermeden? Bakayım. 27'si. Bugün ayın 27'si. Muhtemelen son attığım videodan itibaren 4 ya da 5 gün geçti, hatırlamıyorum. Çünkü arkadaşlar ben yeniden memlekete geldim. Bazı işlerimiz çıktı burada. O yüzden düğündü vesaireydi. O yüzden memlekete geldim. Bir sürü işin gücün içinde de maalesef video çekemedim. Hatta eve de yeni geldim yani. Şu an saat akşam 7 oldu. Eğer hatta atabilirsem video bugün atarım. Bu gece şu an belki izliyorsunuz videoyu. Yetiştiremezsem de yarın sabah atarım. Neyse. Dediğim gibi o yüzden video atamadım. Çünkü çok fazla mesaj geldi. Neden Clash Royale videosu gelmiyor diye. Zaten ne zaman Clash Royale videosu çekmiyorum. Nedense oluyor arkadaşlar kanalda. Neyse abi. Clash Royale yeni güncelleme gelmiş. Bakacağım. Aşırı merak ediyorum. Çünkü her şey 14 level olacak ve bir sürü ödül var. Sanırsam bir sürü yıldız puanı da var. İzlemeyeceğim. Zaten bunu izledim. Ya abi Cemo ne ya? Ne Cemo'su? Benim diğer hesabı aç. En son bakın burada kalmışım. Yeni seviyeye sandığını al. Bir dakika abi. Bunları geç. Ben önce bir ana hesabıma geçeyim. Alamıyorum abi. 140 bin de altın veriyor. Yeni bir tane bir şey daha gelmiş. Bilmiyorum. Ben niye geçemiyorum abi? Şu oka tıklayamıyorum. Bir dakika şöyle 2-3 geri yapsam şöyle. Yıldız puanlarını açtın. Okey. Kart yükselterek veya bağışlayarak yıldız puanı öğretti. Okey. Geç. Yıldız puanlarıyla kartların için yeni görünümler açabilirsin. Çok iyi. İşte bir başlangıç hediyesi. 25 bin tane mi? Çok iyi abi. Buna 25 bin verdiyse benim şu yan hesabıma... Abi tıklayamıyorum. Heh, tıkladın mı? Tıkladım. Aa bakın buralara birkaç güncelleme gelmiş. Cem'e tıkla bakayım şuradan. Asıl ana hesaba bakalım. Önemli olan yan hesap. Oo güzel. Wallpaper da güzel olmuş. Önemli olan ana hesap. Yan hesap zaten çok önemli değil abi. Evet, 6. kral seviyesine ulaştıktan sonra yaptığın tüm yükseltmeler için yıldız puanı aldın. Harika, 193 bin yıldız puanı abi, mükemmel değil mi? Eski ilerleme diyor. Bir dakika ne yazıyor? Kral seviyesini yükseltmek için gereken TP miktarını düşürdük. Bu değişikliklerin sonucunda şimdiye kadar yapmış olduğun yükseltme ve bağışlar için TP kazandın. 13. kral seviyesine ulaştıktan sonra kazandığın tüm TP oyununa eklendi. Yani deneyim bu puanı. Şimdi ben 14 level oldum. Tamam diyorum. Cem o... Kendi kendime kart bağışlamışım. Cemo'dan bir tane bana şey geldi, büyücü geldi. Eğit be, seviye atlandı. 14 şampiyonlar açıldı. Kayıtta izin bak, hiçbir sıkıntı olmasın. Buradaki kayıt okey mi? Hemen şuradan şeyler var. Tamam kayıt okey. Kayıt okey de. Şimdi kral kulemiz 500'e artmış. O 5900 olan canı, 5900 küsur olan canı 6400'e kadar çıkmış. Prenses kulesi de 4000'e çıkmış. 3000 küsürlerden. Hasarları da 13-13 artmış. Güzel. Ve şampiyonlar açıldı. En merak ettiğim olay bu. Çünkü 3 tane yeni şampiyon var. Yani Clash Royale çekmesem de gelen güncellemenin hepsini anında izledim YouTube'da. Burada da 200 bin tane yeni altın var. Ve umarım... Ha, yarı yarıya değil herhalde artık. Bakayım. 75 bin. Birazcık azaldı. Doğru. Güncelleme de bunu da söylüyordu. Birazcık azaldı diyordu. Şunu açmaya bırakalım. Hiç asla onu açmaya bırakmadan rahat edemem abi. Aman diyeyim. Şimdi bir dakika neler gelmiş? Şu an aşırı heyecan yaptım abi. Ne var ne yok. Bakın burada şampiyonlar mı var? Ne diyor? Şampiyon mücadelesi. Abi bakın bu arada şu turnuva bitti ya. Bu turnuva yaptım. Ne zaman? Dün mü yaptım? Hatırlamıyorum. Bir tane daha kazansam. Abi bu ne? Turnuva niye artmış? Pardon bir tane daha kazansam 5000 altın alacaktım onu alamadım. Neyse abi konumuzun dışında değil bu. İçinde değil. Video çekemeyince her yaptığımı size anlatmak istiyorum nedense Clash Royale'de. Şimdi diyor ki bitmesi ne diyor? Şampiyon mücadelesi var. Tamam çok iyi. Ve herhangi bir şey yok herhalde. Yenik yok. Direkt alıyoruz bunu 5 seferle. Burada da bize veriyor abi. Bir tane şampiyon veriyor. O da iskelet. İskelet kralı veriyor. Lastman paketi varmış. Önce tanıyoruz. Ondan sonra bize direkt veriyor herhalde sonunda. Vermiyor musun abi? Nerede veriyorsun? Sadece lastman paketi. Oynuyoruz yani. Gösterim yapıyor. Ön gösterim. Okey oynarız. Önemli olan görmek yani. Şu an burada 3600. Yani yıldız. Abi bir dakika burada bir şeyler var. Ödül mü var burada? Seviye atlama ödülü. İkinci seviye. Bir dakika. Abi burada bir sürü ödül var. Hepsini alalım. Ödüllere bakalım mı şöyle hızlıca? Hep sandık veriyor abi. Buradan bana bir ton sandık vermesi lazım ki yükseltme yapayım. Şu iskeletleri bile 13 level yapacağım. Max yapacağım. Açıyoruz. 500 altın. Yani fena değil. Çok da vermiyormuş ama. Altın. Çok az veriyor abi bunlar. Ha, iki seviye olduğu için. İki seviyenin şeyi bu. Doğru.
Gitgide artacaktır yani. Önce 500 altın verdi. Üçüncü seviye. Aç bakayım. 750 altın. Tamam güzel. Hızlı hızlı geçiyorum buraları. Çok önemli değil zaten. Altınlar önemli. 1000 altın. 250-250 ilerliyor her seferinde. Güzel. Kart da geldi. O da geldi. Bu da geldi. Büyücü geldi. Çok iyi. Büyücü biriktiriyorum zaten. Bunu da geç. Bana altın lazım. Altın. 1500. Bir anda 500 mi atladı? 1000'den 1500 atladı sanki. 500 atladı. Abi 50 tane taş veriyor. Yeni fark ettim. 50 taş çok fazla. Çok iyi yani. Müthiş. Joker kartı okey. Bunu da geç. Okay. O da of efsanevi verdi. Mükemmel değil mi? Veriyor mu normalde efsanevi? Ya yine yaşlıcayım verdin ya. Konuşamadım bile. O kadar sevmediğim bir kart. Neyse. Hemen açalım hızlı hızlı bir tane daha. Bu sefer 2000 altın verirsin. Çok iyi abi. 9400 altınımız oldu. Neyse 50 taş. Bunları geç. Ve abi yine efsanevi. Bu kadar efsanevi veriyor muydu? Yani bilmiyorum ya da belli şeyden sonra efsane mi veriyor? Tam hatırlayamıyorum güncel videosunu. Tomruk verdi. Oradan bana para gelecek. Yo. Nasıl ya? Abi benim tomruğum max'tı. Ha, 14. seviye yapmamız gerekiyor tekrardan. Çok saçma olmuş abi o zaman ya. Ben max yapmış şey bir daha max yapmaya çalışacağım. Ama onlar da hasarı mı değişmiyordu? Bir şey vardı da abi hatırlayamıyorum şu an. O da güzel. Tamam max yaptığımız şeyler bir daha artmamız gerekiyormuş. Anlamadım. Umarım bize zarar yoktur. Biraz da anlarım. Çünkü ben tam onları izleyemedim. Biraz böyle hızlı hızlı baktım. Prenses geldi. Güzel. Mina max yapmaya çalışacağız prensesimize. Efsanevi Joker kartı. Çok iyi. Elektroru mega. Goblin fıçın bile max değil. Ama yapacağız. Hepsini yapacağız. Bütün her şeyimi onlara harcayacağım. Çünkü bizi bugünlere kadar getiren prenses ve goblin fıçısı. Tamam her birinden efsaneyi mutlaka veriyor. Ben boş boşuna az önce heyecanlanmışım. Bu da okey. O zaten 10. seviyedeydi. Şu an 10. seviye sandığını açıyoruz bu arada. Bu ne gelecek? İlk başta bir şey yapıyor sanki. Güncelleme tam yüklenmedi telefon herhalde. 6000 altın çok çok güzel. Joker kartını geç. Bin efsanevi. Ya şu max olan kartlarımı versin ki onları bir daha geri max diyeyim. Tamam haydut verdi. Okeyiz ona da okeyim. 11. seviye sandığını açıyoruz. Daha 3 tane sandık var muhtemelen. 14'e kadar. Ve yine efsanevi. Abi her birinde efsanevi çıkmış. Ben boş boşuna sevinmişim ya. Yani panik yapmışım. Boş boş heyecan yapmışım. Büyücü de iyi. Büyücü de çok iyi. 9000 altın geldi. Müthiş. Joker kartı. Kraliyet domuzun max'tı aslında. Prensin de max'tı. Çok iyi. 17 tane prens güzel oldu. Yani bunları o zaman 14 seviye yapacağız. 14 seviye için 100.000 altın istiyor muhtemelen. Çok fazla o zaman ya. Dur bir dakika. Şimdi olayı çözeriz arkadaşlar. Şu sandığın hepsini açayım. Dark Goblin'i geldi güzel. Goblin fıçısı geldi güzel. Buradan da ver bari ya. Cehennem ejderi kullanırız olmadı. Çünkü herkes kullanıyor. Ve birçok şeyi eritiyor yani cehennem ejderi. Evet son sandığımızı açıyoruz. Kaç altın veriyorsun? Birazcık bekletiyor. Heyecan yaptırıyor bana. Videodayım ya. Hadi. Allah sallama düşme sakın. 12.000 altın. Gayet iyi. 50 tane taş. Joker kartı. Güzel. O efsanevi verdi. Erkenden verdi. Fark etmiyor herhalde. İki efsanevi birden mi? Abi iki tane efsanevi çıktı sandıktan. Ya yoksa kesin 14 seviye iki tane çıkarıyor. Ben yine boş boş seviniyorum. Oh yeah. Çok iyi abi. Tamam. İki efsanevi değil. Şampiyon veriyor zaten. Doğru. Ve güzel. En merak ettiğim şey verdi. Çünkü saçları gerçekten çok güzel. Aynı şeyde de öyle söylüyordu. Videoda da öyle söylüyordu. Şimdi arkadaşlar merak ettiğim şey şu. Şimdi benim 13 seviye Goblin fıçım var. Bunu yükselttiğimde artıyor bir şey de yıldız puanı kullanarak. Farklı yıldız seviyelerini önlemek için bu düğmeyi kullan. Okey. Dark Goblin seviyesi artıyor. Hasar ve canı artıyor. Şimdi abi bak burada mesela saçma olmuş bana sorarsanız. Ben bunu zamanında da max yapmışım. Yani onu max yapmak için 6 yılımı harcamışım yani. Şu Goblin fıçısını max yapmak için. Bu arada bugün konuşamıyorum. Uzun zamandır video çekmedim ya. Neyse. O kadar zamanımı harcamışım max yapmak için ve şu an tekrardan max yapmak için bunları uğraşacak mıyım yani ben tek tek? Bir de 100.000 altın vereceğim bir daha. Saçma olmuş arkadaşlar. Ben şu an hiç olayı beğenmedim yani. Çünkü şu an kazanan tek şey Supercell. Ne yapacak bütün vatandaşlar, oyuncular? Bunları tekrardan max yapmak için iyi oyuncular yani. Biz artık 13'te de oynarız. Yapacak bir şey yok. Buna da 14 yapmak için özellikle e-spordakiler para yatıracaklar arkadaşlar. Diğer oyuncular da yatıracaklar. Ve bu sefer Supercell yarayacak yani. Bu bizim gibi oyunculara yaramadı. Yani ben 6 yıldır bir kuruş yatırmadan şu kraya kadar getirdim. 14. kral seviyesine hoş geldin. Ödül olarak şampiyonlar açıldı. Teşekkür ederim. Hayatlara yeteneklere sahip. Okey. Destini dikkatli seç. Her destede sadece bir şampiyon. Okey.
Şampiyonu açmak ve yükseltmek için sandık. Okey. Tamam. Şampiyonumuzu görelim. Şampiyonu en aşağıya mı koymuşlar? Şuraya koymuşlar. Şampiyonumuz 11 seviye. 35 bin altın istiyor. Ama yükseltemiyoruz çünkü başka kartımız yok. Bu direkt ilerliyordu böyle vura vura gidiyordu. Aynen öyle. Canı kaçmış bunun? Canı 2000'miş. Çok da fazla bir canı yok. Gerçi 11 seviye. Normal yani canı 11 seviyeye göre ama bu olayı ben sevmedim arkadaşlar. Hiç sevmedim. Tamam şunlar yıldız puanları falan bir farklı yapmışlar. Hoş olmuş göz yani tasarım olarak hoşuma gitti ama ben hazır max kartımı niye bir daha max istiyorum onu anlamadım. Neyse. Bizim burada klandakiler bayağı bir sohbet etmiş galiba. 112 tane mesaj birikmiş. Şuradan da ödül alalım. Ne hikmetse şunu da al. Tamam. Aç bunu, aç bunu, aç bunu. Hepsini aç. Abi bugün şanslı gündeyim herhalde. Bir tane daha efsanevi çıktı. Bilerek mi veriyorsun? Ne yapıyorsun? Süperse. Bir yerden alıyor, bir yerden veriyor yani herhalde. Bunu da açtık. Şurada bir şeyler var. Burada özel teklifler var. Milyon tona fiyatında. Şuradan hemen 5000 altımızı alalım. Temizinden. Ne oldu? Hiçbir şey yok. Burada ifade... Oh, abi bu arada 1134 tane taşım var. Çok iyi. Toplamda 4 tane emoji alabiliyorum. Güzel. Şimdi hemen şuradan İskelet Kral lansmanına bir girelim. Birazcık bir oynayalım şurada. İki tane şampiyon kullanamıyoruz galiba değil mi? Yok evet sadece bir tane kullanabiliyorsun. O da iskeleti kullanabiliyoruz şu anda. Şimdi iskelet ne yapıyordu? Gelen vurdu öldürdü birimleri kendisi yanında iskelet olarak çıkartıyordu. Hani mezarlık gibi. O yüzden onun yanına alacak ne var bilmiyorum. Kafama göre biraz seçelim. Şu koç birincisine alasım geldi 1. Mega'yı alasım geldi 2. 2'yi salan yok değil mi bunda? Yok direkt normal. Mega'yı alasım geldi 2. Şu Mega Minyon'u alalım. Hava kartı. Bir tane hava kartı da alalım. Hatta o da. Hatta o da abi. Şu olsun. Yavru ejderha. Şimdi buna büyü lazım. Tomruk 1. Alev topu vesaire alalım bir tane. Alev topu. Alev topu al. Tomruk ve alev topu her zaman iyidir. Aslında buraya çarpma almak lazım normalde. Bir de çarpma mı alsam? Yok bir tane kara kartı daha lazım. Desteği çevirecek. Küçük bir tane. Şu olabilir. Ya da şu da olabilir. Niye bunlar 11 seviye bende? Evet, hepsi aşağı düşmüş. Anlamadım. He artık tamam. Yeni güncellemeyle bütün turnuvalar 11 seviyeden. Doğru. Şimdi 11 seviyeden her biri. Bir tane daha büyü değil de bir tane kara kartı alacağım. Neyi alacağımı karar veremedim arkadaşlar. Şunu alayım ya. Yok şunu alayım şunu. Korumalar tamam. Böyle çok daha iyi oldu. Bakıyoruz esi. Atak kartı, hava kartı, kara kartı. Barzo kartı ve şövalyesi şampiyonu tamam. Gir bakalım. Burada ne altın veriyor? Bakmadık ödüllere. Sonra bakarız. Bol şans. Sana da kardeşim. Heh. Yine bu arada farklı bir ortamda farklı bir çekim. Ama kardeşim dur bakalım ya. İlk senin tipi mi değişti? Arkadaşlar. Sanki ilk serinin tipi değişmiş gibi geldi bana. Bu arada şampiyon güzel gözüküyor. Ben size söyleyeyim. İlk serinin bir tasarımı değişmiş gibi geldi birazcık. Mega'ya bir yollamayalım. Dur biz ona emoji atalım arkadaşlar. Bende bir sürü emoji var. Bunları soruyorsunuz bu arada nereden aldınız? Bunları hep 250 taş biriktire aldım. Eyvah eyvah. Bir şey yok merak etme. Saldım abi adama. Şampiyonu saldım. Ne oluyor orada? Alırsınız onu. Aa dur bastım dur. Tomru da kullandı. Abi özel gücü sağda kullanmamız gerekiyormuş. Tamam. Adam öldü ama neyse. Şampiyonu öldükten sonra yaptık. Şimdi şey atmasını bekleyeceğim. X'yi. Atmadım da. Okey. Güzel. Bir oyunda farklılık olması güzel. Benim hoşuma gitti şahsen şampiyonların gelmesi. Tek hoşuma gitmeyen şey...
14-14. Seviye geldi ve max olan kartlarımızı bir daha maksamamız gerekiyor. O benim hoşuma gitmedi arkadaşlar. Onun haricinde bence gayet güzel. Yani şampiyon olayı güzel olmuş. Şu, tamamen çünkü farklı bir olay getirmiş. Adam özelliği bir türlü kullanmıyor, fark ettiniz mi? Bence bilmiyor. Dur. Kullanmaya devam et kardeşim. Bastık şimdi. Bu sefer canı varken bastım. Peşinden de bunu yolladım. Çünkü oradaki Tesla GG olacak şimdi. Bir şey diyeceğim. İskeletleri bir kere çıkarıyor sonra bitiyor mu? Mezarlık gibi uzun bir süre boyunca çıkarmıyor galiba. Hmm, olmadı bu. Aa, vuruyorum. Mega şövalye vuruyor. Şey, mega minyon. Bir tane daha vur. Adamsın. Bunu bıraktım buraya, mega şövalyeyi. Bence sanki pes etti gibi rakip. Bilmiyorum. Sağ gösterip sol vuruyor. Bir dakika arkadaşlar, bir dakika. Ben niye oraya yardırdım ki onları? Gerek yok. Gerek yok abicim. Hiç gerek yok hem de. Şunu şuraya salıyoruz ve olay bitiyor. Bu kadar basit. Dur, şuna vur, şuna vur, şuna vur. Tamam, GG'sin kardeşim. Boşuna uğraşma. Good game, well played. Bitti. GGVP, GGVP, WP. Onu şunu yapalım. Biraz da uykulu prensesi atalım, yeter. O videomuz uzamış da uzamış abi. Tamam, yeterli. Bir tane oynanışı gördük. Bence gayet yeterli. 2000, 2000, 4000. 4000'de burada 8000 tane. Ne 8000 abi? 2000'de buradan aldık. 10.000 tane altın veriyor. Gayet iyi. Destemiz de şu şekilde. Bu desteyle oynayabilirsiniz. Bence gayet güzel bir deste. Neyse, güncelleme videomuz bu kadar arkadaşlar. Hem aynı zamanda şeyde görmüş olduk şampiyonu. Ben şimdi bu şeyleri harcamam lazım. Aa, bakın buradan değişip görebiliyoruz. 196.000 tane şeyim var. Ne derler ona? Yıldız puanım var. Bir kere şuna bir harcayalım beraber. Yükselt diyor. Bir dakika. Harca abicim. Harca. Hepsini harcıyorum buna. Bayağı var. 10.000'i de harca. Hak ettin sen. Hak ettin. Hakikaten hak ettin. 20.000 tane ne ya? Çok fazla değil mi 20.000? Hiç veresim gelmedi. Hadi bunu da verdim, gitti. Tamam, bunun şeyine de goblin fıçımızı sapsarı yaptık. Ben bunların hepsini birer tane birer tane attırırım. Hepsi sapsarı olur. Çünkü bakın 1, 2, 3 tanesi sarı. 4 tanesi sarı. 5, 6, 7, 8 tanesi kalıyor geriye. Ne 8 tanesi? Geriye 4 tanesi kalıyor. Toplam 8 tane. Neyse işte abi. Yine boş yapmaya başladım. Şunu geri koyalım şuraya. Neyse. Bu videomuz bu kadar. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Muhtemelen yarın yeni video gelecek. Ondan sonra gün yine video gelecek. Çünkü işlerim birazcık daha rahatladı burada. Buradan yine köye gideceğim. Bu sefer köyde çekerim videoyu. Hem farklılık olur. Ve Clash Royale'e devam ederiz. Valla Clash Royale'e ara vermek iyi geldi. Şu an mesela hep sürekli Clash Royale oynayasım ve çekesim var arkadaşlar. Demek arada bir ara vermek lazımmış. Neyse. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi günler ve bay bay.